merkez sağlıklıysa, sağlamsa o zaman böyle anlar sizi daha da kuvvetli hale getiriyor, daha dayanıklı hale getiriyor. O bakımdan bütün konuşmacıların, ki burada söz almayan kıymetli büyüklerimizin de aynı duyguları alkışlarıyla ve ifadeleriyle belirginleştiği için söyleyebilirim ki herkesin bana ilettiği bu özel duygular, özel tarifler, özel tanımlar hayatım boyunca unutmayacağım bir anı bana yaşattı. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten bahtiyar oldum, mutlu oldum. Ama daha da önemlisi, gücüme güç kattınız. Bugün bir yakınım, iyi gördüm seni dedi sabahleyin. Hani her geçen gün daha kötü olacakmışım duygusuyla tereddüt ederek ben de ona dedim ki yani her sabah uyandığımda kendimi bir gün öncesine göre 100 kat daha güçlü hissediyorum. Değişik bir duygu diye tariflemiştim. Şimdiki bu buluşma bunu çok daha sıfırlar yanına ekleyerek çarptı diyebilirim. Gerçekten başından beri bu süreci hazırlayan ve bu oluşumun katkı sunan Nesrin Hanım'a, Süleyman Bey'e ve diğer dostlara yürekten teşekkür ediyorum. Buraya gelemeyip güzel duygularını bana ileten, buraya gelemeyen saygıdeğer büyüklerime de teşekkür ediyorum. Burada çok kıymetli Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlarımız var. Siyasi partilerimizin genel başkanları var. Bakanlarımız var. Milletvekillerimiz var. Çok kıymetli büyükşehir belediye başkanlarımız var. Farklı illerin de yine büyükşehir belediye başkanları var. Antalya, Gaziantep gibi. Aynı zamanda il başkanlığı yapmış dostlarımız, büyüklerimiz var. Farklı vesilelerle tanıştığım ve işbirliği yaptığım büyüklerimiz var. Yine baba dostlarımız var, geçmişte beraber siyaset yapmış olan. Ama bir başka kıymetli manzara yine az önce ifade edildi. Burada çok farklı bir yelpazenin içinde tuttuğu insanlar var ve o insanların ortak kabulle, demokrasiye olan inançlarıyla bizi burada sahiplenmesi aslında Türkiye adına bir vazife olduğunu düşünerek burada bulunması çok kıymetli. Bugün hala aktif siyasette bulunan, geçmişte çok kıymetli görevlerde bulunmuş insanlar yine burada yoğun mesailerine rağmen gelen çok kıymetli dostlarımız yine bizimle beraber. Dolayısıyla mutluyum, gururluyum. Türkiye'de demokrasinin bambaşka bir tempoyla yürüdüğünü hep beraber yaşıyoruz ve görüyoruz. Aslında sizler çok daha yakından biliyorsunuz, takip ediyorsunuz. Hatta kıyaslama imkanını hepimizden daha fazla sahip olan insanlarsınız. O bakımdan istikrarlı bir tempoda ilerlemediği de aşikar. Tabii demokrasimizin ne yazık ki sık sık doğrudan böyle kesintiye uğradığı, dolaylı olarak da kesintiye uğradığını yaşadık, yaşıyoruz. Demokrasi ileri gitsin diye arzulayan bir toplumuz. Ben belki zaman öyle gelişti, ortamımız öyle oluştu. Ama onlu yaşlardan itibaren siyaseti takip eden birisiyim. İş yaşamı önde duran bir aile ama bir yandan da siyaseti takip eden birisiyim. Yani aksak da olsa bir ilmesi olan Türkiye'nin demokrasi mücadelesi ilk defa bu kadar dik bir inişe doğru geçti diyebilirim. Her koşulda, her darbe ortamında umutla ve korkusuzca mücadele eden
bir toplum ülkemiz görmüştür. Bugün gerçekten aşırı bastırılmış ve bir şekilde duygularını da ifade etme konusunda tereddüt duyan da bir toplumumuz var. Bunu kabul edelim. Kabul edelim ve buna göre bir süreç tarifi yapmaya gayret edelim. Ben onun için bugünkü buluşmayı önemsiyorum. Az önce dedim ya, bol sıfırlı bir çarpanı oldu benim için bugünkü buluşma. Milyon kez güçlendim, milyar kez güçlendim. Çünkü güç verebilen kimliklersiniz. Geçmişte sizde umut bulmuş, umut görmüş ve umudu sizlerle beraber yaşamış Türkiye'de milyonlarca insanımız var. Sizin elinizi sıkmaktan onur duymuş, size güven duymuş, oy vermiş insanlar var ve gerçekten sizin bu anlamda topluma bugün verdiğiniz ve yarınlarda vereceğiniz her mesaj çok ama çok kıymetli. Az önce her konuşmacının, kıymetli büyüğümüzün birer cümlesini yazdım. O her birer cümle aslında benim için hayat boyu manşet gibi duracak. Hayat boyu manşet gibi duracak gözümün önünde. Hiçbir zaman unutmayacağım. Benim için çıkarımı şu. Ben bu cümlelere layık olmak zorundayım. İşte o layık olma meselesi aslında sizi daha çok çalışan, daha çok iş yapmaya dönük sevk eden bir duygu. Ama sizin sahaya vereceğiniz o umut dolu cümleler, gayret verilmesi gereken alanları göstermeniz, buluşmaları teşvik etmeniz, az önce eylem planı dendi, o buluşmalara sizlerin makul bir biçimde, doğru bir biçimde, itibarlı bir biçimde hak ettiğiniz konumlarla eşlik etmeniz milletimizi gerçekten ve gerçekten hem uyandıracak, hem cesaretlendirecek, hem ayağa kaldıracaktır. Kanalımıza abone ol.